Merhabalar. Bugün sizlere psikiyatride kullanılan ilaçlarla ilgili bazı ön yargılardan bahsetmek istiyorum. Hepimiz bir dönem psikiyatrik bir yardım gerektirecek bir sıkıntıyla karşılaşmış olabiliriz ve zaman zaman uzmanların ilaç önerisinde de bulunması gayet normaldir. Peki, psikiyatride kullanılan ilaçlara karşı ön yargılar neden oluşmaktadır? Bunların kökeninde ne olmaktadır? Gelin biraz bunlara bakalım. Günümüzde antipsikiyatri akımında biliyorsunuz psikiyatriye bir karşıt grup var tüm dünya üzerinde. Bunun en çok argümanları psikiyatride kullanılan ilaçların yan etkileri ve bunların kişiler üzerinde yaptığı olumsuz etkilerden kaynaklı bir takım negatif inançlardır. Yani ön yargılardır. Maalesef bu ön yargıların bir kısmı günümüz hekimlerinde de olmaktadır ve bazen hastaları diğer psikiyatri dışı hekimlerin de yanlış yönlendirdiği olabilmektedir. Psikiyatride kullanılan ilaçların en önemli yanlış inançlardan birisi sahte mutluluk verdiklerine yönelik inançtır. Ne demek bu? Yani ilaç kullandığım zaman ben işte geçici bir mutluluk hali alacağım. Ondan sonra bu ilacı bitirdikten sonra, bıraktıktan sonra tekrar o mutsuz halime döneceğim diye inanır hastalar genelde. Aslında bu inancı besleyen iki neden var. Birincisi, toplumda ruhsal problemlerin ancak ruhsal ya da sosyal müdahalelerle iyileşebileceğine yönelik inançlardır. Yani bir ruhsal sorun bir ilaçla ya da herhangi bir girişimle değil, sadece psikoterapiyle ya da işte ruhsal bir girişimle iyileşebileceğine yönelik düşünceler vardır. Ancak biz biliyoruz ki günümüzde de psikoterapi alınan hastaların özellikle nörotransmitter değişimlerinde kalıcı etkiler oluşturduğunu ve bunun da kalıcı bir iyileşmeye neden olduğunu günümüz çalışmaları göstermiştir. İlaç kullanımında da yine nörotransmitter düzeyinde değişiklikler ve nöronal iletişimde bir takım düzelmelerle hastalığın düzeldiğini bilmekteyiz. İkinci neden de bu sahte mutluluk verdiğine yönelik inancı pekiştiren nedenlerden biri ilaçların yetersiz sürede kullanımı. Ne demek bu? Şimdi kişi depresyona girdiğinde hekim ilaç veriyor. Yaklaşık antidepresanların etkinliği 2 hafta sonra kendini göstermeye başlıyor ve hasta iyileşmeye başladığında ve giderek artan bir trendde iyilik hali görüldüğünde hasta 2. ayda ya da 3. ayda ilacı bırakabiliyor. Yetersiz sürede tedaviyi bıraktığı için tekrar semptomlar başlayabiliyor. Tekrar depresyon semptomları kendini gösterebiliyor. O halde hastada şöyle bir inanç oluşuyor. Ben ilaç aldığım için iyiyim. Demek ki bu bana sahte bir iyilik hali verdi. Oysa ki yetersiz sürede tedavi olduğu için, daha doğrusu tedavi olamadığı için aslında bu tekrar geriye dönüş söz konusu olmuştur. Bu da hastanın bu ilaçların geçici bir mutluluk hali verdiğine yönelik inancı pekiştirebilmektedir. Bir diğer yanlış inanç psikiyatride kullanılan ilaçlara yönelik ilaçların bağımlılık yaptığına yönelik inançlardır. Ne demek bu? Hep reçete yazdığımız hastalarda şu soru bize yönlendirilir. Hocam bu ilaç bağımlılık yapar mı? Şimdi psikiyatride kullanılan bazı ilaç türleri evet bağımlılık potansı vardır. Örneğin yeşil reçete yazdığımız benzodiazepin grubu ilaçlarda bağımlılık potansı vardır. Ama biz bunları kısıtlı sürede ve kontrollü bir şekilde veriyoruz hastalara verdiğimiz zaman, gerektiği zaman ve kontrollü şekilde de kesiyoruz. Ama kullandığımız diğer antidepresan ya da antipsikotiklerde bağımlılık potansı yoktur. Ve genelde bizim en çok tercih ettiğimiz ilaçlar da bağımlılık potansı olmayan ilaçlardır. O yüzden psikiyatride kullanılan ilaçların hepsinin bağımlılık yapmayacağını buradan söyleyebilirim. Bu da yanlış bir inançtır. Bir diğer yanlış inanç psikiyatride kullanılan ilaçların intihara sürüklediğine yöneliktir. Bu konu aslında tıp dünyasında da tartışılmıştır. İlaçlar intihar riskini arttırıyor mu gibi çalışmalar yapılmıştır. Ama yapılan çalışmalar göstermiştir ki antidepresan ilaçların intihar riskini arttırmadığı, tam tersine hastada tedavi edilebilir depresyon için olumlu yanıtlar aldığı ve hastada yaşam kalitesini arttırdığı göstermektedir. Ama günümüzde biliyoruz ki biz yeterli tedaviye yani uygun tedaviye rağmen depresyon intihar riski taşıyan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle intihar nedeninin hastalıktan olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Bir diğer yanlış inanç psikiyatrik ilaçlar uyku yapar. Yani böyle bir genelleme var halkımız arasında. Hayır,
Eskiden kullandığımız konvansiyonel ilaçlarda evet, yani geleneksel ilaçlarda evet uyku yapıcı etki vardı. Hatta bazı ilaçları biz özellikle uyku yapsın diye de hastalara verdiğimiz oluyor. Çünkü uyku bozukluğu oluyor, uykuya dalamıyor hasta, uyku kalitesi bozuluyor. Ama modern ilaçlarda uyku yapıcı etki, yani sedasyon dediğimiz etki son derece az. Bunu hekim hastanın durumuna göre genelde tercih ediyor. Yani sedasyon istediğimiz hastada sedasyon yapmasını beklediğimiz ilaçları, sedasyon yapmasını istemediğimiz hastalarda da bu yan etkisi olmayan ilaçları tercih ediyoruz. Bir diğer etki de psikiyatrideki ilaçların kilo aldırdığına yönelik inançlar. Evet, yapılan çalışmalarda antidepresanların bir yıllık kullanımında 3 ila 5 kilo aldırdığına yönelik çalışmalar var. Ama bu rakamların daha fazla olmadığını gösteriyor. Ama her antidepresan da kilo aldırmıyor. Yani günümüzde kilo aldırmayan antidepresanlar da mevcut. Hastanın metabolik durumuna göre diyabeti varsa veya hipertansiyonu varsa, hasta kiloluysa, obezitesi varsa buna göre bir ilaç seçmenin uygun olacağını düşünüyoruz. Psikiyatride kullanılan ilaçlara yönelik negatif inançlardan bir diğeri de ilaçların kısırlık yaptığına yönelik inançlardır. Bu ne demek? Yani kalıcı olarak çocuğum olmayacak inancına kapılır hasta. Aslında ilaçlar her ne kadar cinsel isteksizlik yapsa da sperme ya da over yumurtalara herhangi bir etkisi yoktur. Yani cinsel isteksizlik etkisi geçicidir. İlaç kesildikten sonra tamamen normale döner. Dolayısıyla kısırlık gibi bir yan etki de söz konusu değildir. Şimdi burada bu ön yargıları kırmak için en önemli şey hastanın uygun dozda ve yeterli sürede tedavi edilmesidir. Uygun doz vermediğinizde ilaçlar etkin olmayacak ve tedaviye olan inanç olmayacak. Yeterli sürede vermediğinizde de tam anlamıyla bir kalıcı tedavi yapamadığımız için ilaçlara yönelik bu olumsuz negatif inançlar gelişecektir. O yüzden klinisyenlerin bu konuda tabii dikkatli olması, hastaların da doktoruna sorarak ilacı kesmesi ya da ilaca tekrar başlamasını öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman daha iyi bir yol vardır diyorum.